Hazreti Nuh'tan önceki boyut nasıl bir boyuttu ki zaman kavramı bugünden o kadar farklıydı? O zaman bütün bunların, bu boyutların DNA sarmalı ile bir ilişkisi var mı? Ya da bir bağlantısı var mı? Nerede yaratıldı? Neden Adem dünyaya geldi? Ne zaman cennetteydi? Ne oldu? Belki çok inandığımız, güvendiğimiz insanlar işte çok farklı çıkabilir. Ya da şimdiye kadar bu kesinlikle böyle dediğimiz işte inandığımız bilgilerin tam tersi olduğunu öğrenebiliriz. Şeytan da eninde sonunda tekamül edecek. Bütün varlıklar eninde sonunda Allah'ın yarattığı ruh molekülüne dönmeye çalışıyor. Yedinci boyutun diğer boyutlardan farkı ne? Herkese hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek başlıyorum. Çok kritik, çok önemli başlıklarla karşınızdayız. Jüpiter'in kızı Emelce ile birlikteyiz. Söz verdiğimiz gibi en kısa zamanda Emelce ile yüz yüze yayın yapacağız inşallah, niyet ettik. Ama bugün kritik bir zaman diliminde, kritik derken önemini vurgulamak için kritik diyorum. Ürkütücü olduğu için değil. Ama bilmiyorum altında ne var tabii. Ezoterizmden, ezoterik tarihten bugüne yansıyanlar, bugüne dair işaretler var. Hemen nedir bu işaretler? Jüpiter'in kızı Emelce, merhaba, hoş geldin. Gönlümüze, evlerimize seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi heyecanlıyım. Çünkü anlatacak çok konu var. Bir de dedim ki kendi kendime, şimdi bazı şeyleri nasıl anlatacağım bilemiyorum işin doğrusu Beyza. Bazı konuları ilk defa anlatacağım. Ben de nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Belki bu sert enerji beni de böyle zorlayarak, itekleyerek bir anda böyle söylerim, anlatırım, ben de kurtulurum dermişim. Hani o işe de yarıya bilir. Yani öyle düşünüyorum. Veya arkadaşlar açısından da ne olabilir bu enerji? Bugün yayında bazı duydukları şeyler onlara şok. Çünkü Uranüs şok etkisini de anlatır. Şok etkisi yaratabilir. Tabii ki bizim söylediğimiz her şey doğru, kesin, %100 gerçekleşecek diye bir durum yok. Diyoruz ki evren matematik üstüne yaratılmış. Biz de evrendeki matematiği okumaya, anlamaya, yorumlamaya çalışıyoruz ve bu matematik içerisindeki en hani ilk şey ortaokulda da yapıyorduk ya, olasılık hesapları vardı. İşte bir şeyde 3 mavi bilye var, 2 kırmızı bilye var. İşte seçersen mavi gelme olasılığı nedir gibi gibi. Biz de şu an bu gökyüzündeki göstergeleri değerlendirerek en yüksek olasılığı bulmaya çalışıyoruz. Ama bunun yanında bir de bazı ezoterik işaretler var. Ezoterik demek ne demek? Sırlı bilgi demek. Bu tabii ki herkese açılmıyor veya herkese hepsi anlatılmıyor. Bunların vakti olabiliyor. Bu ezoterik işaretleri takip ettiğimiz vakitte bize bir takım ipuçları veriyorlar. Ben de bunları anlamaya, yorumlamaya çalışıyorum. Sizlere anlatmaya çalışıyorum. Her ne kadar Satürn, Merkür'üme kara yapsa da, yani beni anlatmayayım diye engellemeye çalışsa da, ben ay bugün Jüpiter'imin üstünde, ayın desteğiyle karşınızdayım diyeyim. Evet, arkadaşlar tabii diyorlar ki sözü uzatmayın. Aslında çok da uzatmıyorum ben. Normalde yayınlarımda çok net bir şekilde, hızlı bir şekilde anlatıyorum bilgileri. Ama arkadaşlar sabır ederlerse, böyle birazcık daha relax olabilirsem. Ben de çünkü anlatacağım konular benim için de zor. Belki daha rahat anlatacağım diyeyim. Şimdi dediğim gibi önümüzde anlıyoruz ki bir süreç var ve bir şeylere hazır olmamız gerekiyor. Ezoterik tarih de bize böyle söylüyor. Doğru mu anladık? O yüzden dikkatle dinleyelim şimdi söyleyeceklerini. Dediğim şeyler şöyle, sadece gündemle ya da ezoterik işaretlerle değil, bu daha önce bahsettiğimiz işte boyutlar, varlıklar,
şeytan bu işin neresinde, alemler. Biraz bunlardan bahsedeceğim, kök ırklardan bahsedeceğim. Arkadaşlar gündemi merak ettikleri için dedik ki gündemden de bahsedelim. Şimdi önce boyutlardan, evrensel sistemden mi bahsedeyim? Yani önce manayı mı yaşayalım? Yoksa önce Türkiye gündemini ve yani maddeyi mi konuşalım? Neyi konuşalım? Siz seçin. Önce hangisini konuşalım? İstersen önce mana boyutunu konuşalım. Ara ara görüntün de donuyor. Haberin olsun. İlk önce mana boyutunu mu konuşalım? Oradan Türkiye gündemine, bugüne gelelim. Tamam. Mana alemini konuşunca Türkiye gündeminin bir önemi kalmayacak arkadaşlar için. Tamam. Tamam. O zaman sıralamayı sana bırakıyoruz. Evet tamam. Önce mana aleminden anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Belki ileriki yayınlarda bunları daha detaylı konuşabileceğiz. Bu böyle bir kafamızda şekillenmesi açısından şey olsun. Şablon olsun. Şimdi alemler var diyoruz. 18.000 alem var diyoruz. Onun haricinde de ne diyoruz? Boyutlar var diyoruz. Şimdi hiçbir şey yokken Allah vardı ve ne yaptı? Önce ruhu. Şimdi arada notlarıma bakıyorum çünkü sırayla sistemli bir şekilde kafa karıştırmadan anlatabilmem için. Sırayla anlatabilmek için kendi yazdığım notlarıma da bakıyorum. Önce böyle bir mısırın patlağı gibi düşünün. Bir noktadan ya da bir hücreden ruh molekülü diyoruz. Bir ruh molekülünden tüm alemlerin, tüm varlıkların, tüm boyutların, her şeyin ruhunu, özünü yaratıyor. Dolayısıyla evrenin tüm özü Allah'a ait. Evrenin tüm boyutlarında, tüm alemlerinde, tüm varlıklarda Allah'ın özü, yani dolayısıyla da esması var. Ruh parçacığı var, ruh molekülü var. Hiçbir şey yoktu. Alem, Allah vardı. Önce ruhu yarattı, özü yarattı. O yüzden her şeyde onun ruh molekülü var. Tüm yaratılanlar, tüm evren akarak ona varmaya çalışıyor. Bundan şimdi bazı şeyleri anlatırken belki çok nasıl diyeyim, teknik terimler, işte tasavvufi terimler, bunları kullanamayabilirim. Daha çünkü halk dilinde anlatmaya çalışıyorum. Burada da hani bilemiyorum, beni yargılayan olur mu olmaz mı, hani yanlış anlaşılmada olmasın, nasıl bu kadar rahat anlatıyor diye. Biz burada sadece bu yaratılıştaki matematiği, sistemi anlatmaya çalıştığım için kafanızda şekillensin diye böyle bir mantık çerçevesinde anlatmaya çalışacağım. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Şimdi evet, daha sonra dedik ki hem alemler var hem de boyutlar var dedik. Şimdi alemler, Beyza'cığım, alemler yatay bir şekilde iç içe yaratılmış. Yatay bir şekilde. Hatta şu senin bugünkü görselinde de bir kullandığın sembol var. Venn diyagramı. Alemler böyle yatay bir şekilde iç içe geçmiş şekilde. Boyutları ise dikine düşünelim. Boyutlar ise dikine, üst üste bir şekilde bir design var diyelim ve her şey tamamen bir matematik. Hep söylüyoruz, evrenin yaratılışını böyle bir matematik yazılımı, bilgisayar yazılımı gibi düşünün. Yani şöyle düşünün, hiçbir şey yoktu, Allah vardı ve Allah diledi, istedi, düşündü, bir böyle senarist gibi yazdı, her şeyi yarattı. Her şey onun düşüncesiyle var oldu ve başladı şeklinde düşünebiliriz. Ve bu senaryo diyelim ya da yazılım içerisinde 18.000 tane alem var. Dolayısıyla bu kadar alemin içerisinde tek yaratılan biz değiliz. Tek varlık biz değiliz. Yani zaten
düşünün işin mantığına aykırı bahseder boyut, kozmozdaki bu kadar gezegen, bu kadar sistem, bu kadar takım yıldızı sadece insanlar yaşasın diye yaratılmış olabilir mi? Yani bana sorarsanız mantığa aykırı. Biz şimdi çünkü bugün bu mana alemindeki konuları mantığımıza oturtmaya çalışacağız. Neden? Çünkü bizim idrak seviyemiz belli bir yere kadar. Biz idrak edebildiğimiz ölçüde böyle bir zihnimizde bunları kurgulamaya çalışacağız bugün. Şimdi burada dediğim gibi boyutlar üst üste, alemler ise yan yana bir şekilde yaratılmış, dizayn edilmiş şeklinde düşünebiliriz. Bizim bilgimiz dahilinde biz 13 yani biz dünyada yaşayan insanlara diyelim bir şekilde bu peygamberler aracılığıyla olur, işte evliyalar aracılığıyla olur, kozmik varlıklar aracılığıyla olur ya da mana alemiyle kurulan bağlantılar aracılığıyla olur. Bize şimdiye kadar bildirilen bilgi 13. boyuta kadar. 13. boyuta kadar olan bilgi bir şekilde işte ezoterik olarak bildirilmiş diyelim. Bir şekilde biliniyor. Fakat 13. boyuttan ötesini bilmiyoruz. 13. boyuttan ötesine biz vakıf değiliz, bilgi sahibi değiliz. Evet, 13. katta Allah'a ait, yaratıcıya ait arş olarak da geçiyor. 13. boyut. Şimdi 13. boyuta kadar işte birden 13. kadar boyut var. Peki burada neler var? Hangi varlıklar var? Şimdi neden arada notlarıma bakıyorum? Çünkü evet. Boyutta çünkü biraz varlıklar var. Şöyle şimdi bakın. İlk 7 boyut, tamam mı? İlk 7 boyutta varlıklar var. Ve ilk 7 boyuttaki tüm varlıklar tekamüle, sınava tabi. Tamam. İlk 7 boyuttaki tüm varlıklar tekamüle, sınava tabi. Bakın biz 3. boyuttayız. Tek tek sıralayacağım. Biz insanlar 3. boyuttayız şu an Beyza. Ama 7 boyutta varlıklar var. Ve bu 7 boyuttaki tüm varlıklar sınava tabi. Yani bizden üst boyuttaki varlıklar da sınavda. Sadece biz insanlar sınavda değiliz. Onlar da tekamüllerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. 7. boyutun üstünde 8. boyut meleklerin katı var. Melekler sınava tabi değil. Lakin kıyamet koptuğunda asıl en son bütün evreni kapsayan kıyamet koptuğunda melekler de ölümlü aslında. En son Azrail ölecek şeklinde tabir edebilirim. Yani melekler de ölümsüz değil. Tüm evrende kıyamet koptuğunda melekler de ölümlü. Sadece 7 boyuttaki varlıklar değil. Fakat meleklerin diğer alttaki 7 boyuttan farkı melekler görev için yaratıldıkları için onlarda tekamül diye sınav diye bir durum yok. Bu şekilde özetleyebilirim. Şimdi bir de şöyle 7. yani 8. boyuta kadar melek boyutuna kadar her boyutta ayrıca 7 tabaka var. Bakın hep 7 üstüne kurgulanmış. Yani 1. boyutun 7 tabakası var, 2. boyutun 7 tabakası var, 3. boyutun 7 tabakası var, 4'ün, 5'in, 6'nın, 7'nin. Hepsinin 7 tabakası var. Her tabakada da farklı varlıklar var. 8. boyut melek katında ise 8. boyut melek katında ise 8 tabaka var. Ardından
Ardından 9. boyut, 9. boyut cennet katmanı var. 9. boyut cennet katmanı var. Burada ise 9 tabaka var. Burada ise 9 tabaka var. 10. boyut feleküt alemi, burçlar alemi. Feleküt alemi, burçlar alemi. Burada ise 13 burç var. Bakın aslında 12 burç değil. 13 burç var. Oğlum da fırsattan istifade getirden bir şeyler söyleyebilir miyim diye yazmış bana kağıtta. Şimdi evet, böyle işte banka alemini bir şekilde dünyadan paralar giriyor, bozuyor dermişim. Evet, feleküt aleminde 13 burç var. 13 tabaka var. Daha sonra bunu da anlatacağız. Peki bizim sistemimiz niye 12 burç? Ardından levh-i mahfuz, defter, evrenin kara kutusu, 11. boyut. Ardından 12. boyut, ruh boyutu, kalem. Hani dedik ya, ruhu yarattı, yazdı. Kalem yazdı. Kalem yazdı. 13. katta Allah'ın katı, arş katı. Şimdi en böyle anlaşılır bir şekilde böyle ben sınıflandırmaya çalıştım. Tabii ki bu çok derinlemesine bilgiler var. Şu an dediğim gibi şablon oluşturacağız mı kafamızda. 13. boyuttaki Allah'ın arşını taşıyan, hameleyi arş, arşı taşıyan melekler var. Ben daha önceki yazılarımda da bunlardan bahsettim. Ayasofya'da 4 büyük melek var biliyorsun. Bunlardan birinin yüzü açık bırakılmış şekilde, diğerlerinin kapatılmış şekilde. Çünkü bu 4 büyük meleğin bir tanesi Beyzacığım insan yüzlü. Bir tanesi kuş yüzlü. Bir tanesi öküz yüzlü. Öküz, inek, boğa. Bir tanesi aslan yüzlü. Şimdi Ayasofya'da bunların yüzlerinin kapatılmasının sebebi, insanlar bunları idrak edemez. Korkarlar. Anlayamazlar diye. Bir de tabii ki bir takım bilgilerin saklanma maksatıyla yüzleri kapatılmış durumda. Üçünü. Şimdi bunlar üçünün kapatılmış durumda. Ayasofya'ya gittiğinde biliyorsun bir tanesinin yüzü açık, onun yüzü de insan şeklinde, diğerlerinin kapalı. Çünkü o kapalı olanların yüzleri kuş, aslan ve öküz suretinde. Şimdi aynı bu dört büyük melekle ilgili gösterge Mısır'da Sphinx'te var. Sphinx nedir? Bakarsanız aslan. Kafası aslandır. Gövdesi aslandır. Yüzü insandır. Kanatları vardır. Kuş kanadı vardır. Gövdesinin yarısı da öküzdür. Yani bu dört tane büyük meleği temsil eder aslında o Sphinx. Tabii geçmiş zamanda, kadim zamanlarda bu bilgilere sahip oldukları için onlar bu bilgileri kullanmışlar. Fakat zamanla bizden bu bilgiler saklanmış değil de üstü örtülmüş diyelim. Neden örtülmüş? Oraya da geleceğiz. Tamam. Şimdi bu dört büyük meleğin tek görevi arşı taşımak, yaratıcının tahtını taşımak ve ondan aldıkları emirleri, sistemi meleklere iletiyorlar Beyza. Tamam mı? Onlar meleklere iletiyorlar. Önce meleklere iletiyorlar. Sonra melekler aracılığıyla da meleklerden özellikle Metatron seçilmiş. Metatron yönetici. Metatron yönetici melek seçilmiş. Yani aynı zamanda Mikail olduğunu düşünüyorum. Zaten Mikail bilgiyle de alakalıdır. Yani Aldebran'ı temsil eder alt şeyde. Şimdi bu meleklerin içinde de dedik 8 tabaka var aslında. Orada da hiyerarşi var. Bu o hiyerarşiye sonra gireriz. Bu hiyerarşi içerisinde özellikle Metatron görevli olarak seçilmiş. Metatron'un görevi de buradan aldığı bilgileri, görevleri, sistemleri ne yapıyor? Önce 7. boyuta, oradan sırayla, sistem sırayla aşağıya geliyor. Her boyuttaki varlık bir alttaki boyutu görüyor. Şöyle düşünün, mesela biz değil mi hayvanları, işte mesela böcekleri, karıncaları görüyoruz. Ama onlar
bizi idrak edebiliyor mu? Artık ne olarak görüyor? Öyle düşünün. O üst boyutlardakiler de bizi öyle görüyor. Yani hani onlar için de şimdi burada şey olacak ama biz böcek gibi kalmış oluyoruz tabiri caizse. Onlar da bizim her şeyimizi görmüş oluyorlar. Ve sistemdeki bazı kurallar var, bazı ölçüler var, bazı izinler de var. Verilen izinler dairesinde de müdahale edebiliyorlar. Fakat bunların hepsinin kuralları var, izinleri var. Onlar da bu kuralları çiğnerse, izinleri bozarsa onlar da cezalandırıyor. Onlar da bunun, çünkü ne dedik? Onlar da tekamül ediyorlar. Onlar da bunun sorumluluğunu almak zorunda kalıyorlar. Yani sadece biz tekamül etmiyoruz. Şimdi bu arada arkadaşlar herhalde neden zor anlatacağım, işte anlatması çok zor dediğimi şimdi daha iyi anlarlar. Hı hı. Şimdi tabii burada boyutlarla birlikte bir de zaman kavramı devreye giriyor. Şimdi evet, aslında boyutlardaki boyutlarda tamam farklı tabakalar var, farklı varlıklar var, farklı durumlar var, farklı frekanslar var. Şöyle ki mesela bir üst boyuttaki varlığın frekansı farklı olduğu için bir alt boyuta geldiğinde var olamıyor. Frekans farklı, titreşim farklı. Yani bir dördüncü boyuttaki ya da 5, 6, 7'deki varlık kısa bir süreli hologram gibi gözüküp gidebilir. Ama tamamen bu dünyada var olamaz. Nasıl var olabilir? Geleceğiz o konuya. Melezlenerek. Yani bir şekilde Adem soyuyla melezlenmesi gerekiyor burada. Dolayısıyla burada yarı insan olmuş olacak. Öbür türlü yani kendi boyutunu terk etmesi gerekiyor. Kendi boyutunu terk edip üçüncü dünya boyutunda yaşamaya razı gelmesi gerekiyor. Burada tamamen insan bedeninde yaşayabilmek için. O zaman burada yaşadığı vakitte buranın kurallarına tabi oluyor. Artık buranın yaşayacak. Evet, yani şöyle buranın kuralları buranın frekansına. Tabii ki normal insanlardan frekansı yüksek olabiliyor, titreşimi yüksek olabiliyor. Bunları da biliyorsunuz işte 11'ler, 22'ler, 33'ler diye mesela anlatılıyor. İşte indigolar, kristaller, yıldız tohumları ya da kozmik varlıklar ya da melez varlıklar olarak tabir ediyoruz. Bunların frekanslarında, titreşimlerinde farklılıklar var ama ne olursa olsun dünya boyutuna geldiği vakit ete, kemiğe bürünüyorlar. Artık kendi boyutlarına ancak astral olarak belki şey yapabilirler. Hani bilgi alışverişinde yapabilirler. Yani buranın kurallarına artık uymak şeyindeler. Zorundalar. Öyle diyelim. Peki diyeceksin ki o zaman neden üst boyutları bırakıp buraya geliyorlar? Çünkü bütün daha önceki ben yayınımda mı söylemiştim, yazımda mı hatırlamıyorum. Üst boyutlardaki varlıkların hepsi dünya boyutunu merak ediyor. Çünkü üst boyutlarda bu kadar duygu yok. Duygu. Hani şu bizim baş edemediğimiz, yönetemediğimiz, özellikle ilişkilerde birbirimize kırılırız, küseriz, severiz, ağlarız, üzülürüz, acı duyarız. İşte aşık oluruz, mutlu oluruz. Duygu. Özellikle duygular bu boyutta olduğu için o duyguları tatmak istiyorlar. Yaşamak istiyorlar. Deneyimlemek istiyorlar. Bazıları da tabii görev gereği, görevli olarak geliyorlar. Onunla ilgili de daha önceki yayınlarımızda söylemiştik, tekrar hatırlarım. Her devirde 313 tane kozmik varlık illaki gönderiliyor zaten. Geliyor. Evet, 313 sayısı bu yüzden önemli. Biliyorsunuz aynı zamanda Bedir ashabının da sayısıdır. Hatta Bedir, bu arada sana zikirden bahsettiler. Mesela Bedir ashabının isimlerini çekmenin de, ben bu arada demek bana da bu mesaj olsun, şu an aklıma geldi. Vakti zamanında gençken çok yapardım. Şimdi uzun süredir yapmıyorum. Çok güçlü bir dua olduğu ve bazı şeyleri daha hızlı oldurduğu söylenir. Bedir 313 tane Bedir ashabının ismini saymak niyetlenerek. Evet, okumak. Yine
tabii Cevşen var. Bunlarla yani güçlü dua zikir sorarlarsa, şimdi bir anda bilmiyorum aklıma geldi. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlara. Olması gereken vardır eminim. O yüzden gelmiştir. Evet. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Ben böyle çok kafamda konu var ya, hatırlatırsan bana. Bir evet, de telefon. Ben de buradan soruları okuyordum. Vallahi bak yalan yok. Soruları okuyordum, yakalandım. Nerede kalmıştın? Zikirlere nereden girdin ki? Nereden girdik bilmiyorum. Bak bir şeyler bizi bloke ediyor gibi. Soruları okuyorum buradan bir yandan. Tamam, hazır. Ha, üst boyutların alt boyutları görmesinden neden dünyaya geldin? 313 sayısı mı demiş? 313, tamam. Evet. 313 kozmik bir sayı. Belir asabında sayısı. Aynı zamanda da hatta ileride Mehdi'nin çıkış alametlerinde de 313 ritüeli vardır. Hatta şimdi vakti zamanında Çamlıca Camii'nde de 313 kişiyle bir namaz kılınmıştı. Ben o zaman da yazmıştım. Onun da bir ritüel olduğunu düşünüyorum diye. Evet, 313 sayısı önemli. Arkadaşlar bunu araştırabilirler. Dolayısıyla her devirde 313 tane kozmik varlık geliyor. Yani bu işte farklı farklı devirlerde peygamber olarak olabilir, yol gösterici olarak olabilir, bilim adamı olabilir. Mesela ben Tesla'nın da bunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bu kozmik varlıklar insanlardan daha üst bilgiye sahip oldukları için Allah'ın emri dairesinde bu bilgileri insanlara getirmek için zaten burada şey yapıyorlar, melezleniyorlar, buraya geliyorlar görevli olarak. Onun haricinde de dediğim gibi melez varlıklar var. Bunlar ise burada bu özellikle duyguları tatmak, yaşamak, öğrenmek, deneyimlemek istiyorlar. Bilerek sınav dünyasına geliyorlar diye. Gerçi gelince belki pişman oluyor olabilirler. Onu da söyleyeyim. Nereden geldim buraya gibisinden. Ah ah ah, nereden bıraktım geldim vesaire diye, ama artık gelmiş buluyorlar. Yapacak bir şey yok. Ondan İsmedi, sonra onlar da nedir öğrensinler. Evet, evet, onlar da hepimiz birlikte tekamül ediyoruz. Şimdi buraya kadar anlaşıldı mı birazcık? Ha, zaman dedik ki. Şimdi bir de bu frekanstan bahsettik, zaman diyorduk. Şimdi bu boyutlar arasında zaman kavramı çok farklı. Zaman da üç çeşit. Bir ışık hızında zaman var, bir ses hızında zaman var, bir de düşünce hızında zaman var aslında. Yani dolayısıyla mesela biz birinci, ikinci, üçüncü boyut, biz üçüncü boyutuz. Varlıklar ışık hızında olan zamanda yaşıyoruz. Yalnız bu her zaman dilimi de kendi içinde üçe ayrılıyor. Işık hızında olan zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla ama bizim üst işte 4, 5, 6, 7 bunlar ses, bir dakika karıştırmayayım. Evet, ses hızında olan zamanda yaşıyorlar. Daha sonra da düşünce hızı var. Şimdi zamanı da sınıflandıracağım. Burada neye geleceğim? Bu farktan dolayı mesela biz diyelim ki işte 70-80 yıl ömür yaşarken daha üst boyuttaki bir varlık 3000 yıl, 6000 yıl, 7000 yıl, yani bize göre baktığında, çünkü onlardaki zaman kavramı daha farklı olarak işlemiş oluyor. Ses mi gelmiyor? Sesin gelmiyor. Pardon, hışırtı olmasın diye kapatmıştım. O zaman Hazreti Nuh'tan önceki boyut nasıl bir boyuttu ki zaman kavramı bugünden o kadar farklıydı? O zaman bütün bunların, bu boyutların DNA sarmalıyla bir ilişkisi var mı? Ya da bir bağlantısı var mı? Var. Şimdi ben şöyle yapayım. Zamanı birazdan 1-2-3 boyutu anlatırken anlatayım. Yoksa karışabilir. Tamam. Çünkü şimdi alemden bahsettik, boyuttan bahsettik, zamandan bahsettik, frekanstan bahsettik. Kafalar karışabilir. Dediğim gibi bu böyle bir şablon
oluşturma açısından olsun. Şimdi biz gelelim, bir dakikayın, şöyle yapalım daha anlaşılır olsun diye. Ben birinci boyutla başlayayım. Tamam. Şimdi birinci boyutta su ve bitkiler var. Su ve bitkiler. O yüzden hani canlılık suyla başlamıştır. Denilir ya, burada su ve bitkiler var. İşte biyoloji dersinden de hatırlarız. Bitkileri de sınıflandırırız. Böyle onlar da böyle tabaka tabakadır. En son hatta ne vardır? En son böyle mantarlar vardır. Mantarlar aslında nedir? Bitkiyle hayvan arası karışıktır. İşte her boyut atlanırken Beyza, bir alt boyutla bir üst boyutun varlığı bir karışım. Bir karışım gibi düşün. Orada bir karışım ortaya çıkmış oluyor. Bunu da mantarlar. Mantarlar değil mi? Arkadaşlar bilirler biyoloji dersinden. Nedir? Bitkiyle arasındadır. Bir geçiş varlığıdır. Hatta spiritüel açılım yapmak isteyen insanlar da mantarları kullanırlar. Çünkü onlar da bir boyut geçiş varlığıdır. Oradan kafalarında kurgulayabilirler. Ardından bugün gerçekten Satürn çalışıyor. Bugün Satürn çalışıyor. Kimi kız istersen. Kısa aslında ama. Evet. 850'li numara. Bilmiyorum. Şimdi nereden 850'li numara canlı yayındayken arıyor beni. Şimdi ikinci boyuttaki varlıklar hayvanlar. Hayvanlar ve mikroskobik suda yaşayan, toprakta yaşayan hayvanlar. Biliyorsunuz hayvanları da biz ne yaparız işte biyoloji dersinden? Sınıflandırırız. Hatta en son neye geliriz? Memelilere geliriz. Bakın, evet. Memeliler de kime benzer? Kime benzer? İnsanlara. Bakın. Memeliler de hayvanların hayvanla insan arası geçiş varlığı gibi olmuş oluyor. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi sistemi biraz kafanızda şekillendi mi? Evet. Şimdi birinci boyutu öğrendik. İkinci boyutu öğrendik. Geldik üçüncü boyuta. Biz dünya boyutuna. Şimdi biz üçüncü boyutta dünyada dolayısıyla ne var? Hayvanlar, bitkiler var. Onlar da var olabiliyor. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Peki şimdi gelelim. Adem nerede yaratıldı? Neden Adem dünyaya geldi? Ne zaman cennetteydi? Ne oldu? Şimdi tabii burada dediğim gibi çok derin inmeyeceğim konuya. Şablon oluşturuyoruz. Şöyle ki Adem'in bedeni dünyada yaratılıyor. Üçüncü boyutta. Dört elementten. Toprağa, bu dünyada. Yani. Evet. Üçüncü boyutta. Üçüncü boyutta dünyada dört elementten yaratılıyor Adem'in bedeni. Fakat ruh dokuzuncu boyutta. Dokuzuncu boyutta ne vardı? Meleklerin de üstünde ne vardı? Cennet boyutu vardı. Bakın. Evet. Dokuz. Ruh cennet boyutunda üfleniyor. Fakat Adem'in toprağı dünyadan yaratıldığı için, hani balçıktan, topraktan yaratıyor. Bir ayağı nerede Adem'in? Toprakta. Hani hep denilir ya, hep şey toprak doyursun gözünü ya da toprak çekiyor insanı diye. Ve de zaten topraktan yaratıldığımız için de biz ne yaparız? Toprağa gömülürüz. Öyle değil mi? Kimya derslerinde de anlatırız. Benzer benzeri çözer. Çünkü bizim ham maddemiz, yapımız çok enteresan. 850'li bir numara ısrarla arıyor. Evet. Topraktan yaratıldığı, bir şeyler anlatmamı istemiyor birileri herhalde. Topraktan yaratıldığımız için kimyada böyle bir kural vardır. Benzer benzeri çözer. Ancak benzer de çözülebilir. O yüzden biz öldüğümüzde toprağa gömülürüz. Orada çözünürüz. Onunla toprakla kaynaşırız. Bu bile zaten Adem'in topraktan yaratıldığını bir katı. Fakat hep ben yazılarımda da anlatıyorum. 5 element var aslında. 4 element değil bakın. 4 element dünyaya ait. Ama 5. element ruh molekülü
cennette üfleniyor. Dolayısıyla Adem'in bir ayağı üçüncü boyut dünyadayken bir ayağı da nerede? Cennette. Dokuzuncu boyutta. Zaten kızıl kıyamet burada kopuyor biliyorsunuz değil mi? Ve Allah Adem'e secde etmelerini istiyor. Kimden? Meleklerden. İşte tam bu vakte kadar şeytan da bir melek. Bu vakte kadar şeytan da bir melek. Dolayısıyla nerede yaşıyor? Sekizinci boyutta. Şeytanın boyutu da sekizinci boyutta iken aslında ne yapıyor biliyorsunuz? İtiraz ediyor. İsyan çıkarıyor. Bu durumu kabullenmiyor. Ve tabii işte şirk koşmak buradan da geliyor. Çok aslında meleklerin hocası bilgili olduğu için haşa ne yapıyor? Allah'la bir nevi yarış haline giriyor. Hani ben de yaratabilirim gibi aslında. O vakte kadar şeytanın Allah'a ibadet etmediği yer kalmamış Beyza. Çok seviyor. Çok ibadet ediyor. Fakat şeytanın kusuru kibri. Şeytanın kusuru kibri ve kendisini üstün görme. O yüzden bana da hep sorarlar hocam işte insanları nasıl ayırt edeceğiz? Ya da işte bu insanın doğru bilgi verdiğini ya da işte Rahmani olduğunu. Gerçi Rahmani kelimesi bana sorarsanız çok daha farklı bir kavram ama arkadaşların, takipçilerin kullandığı manasıyla işte nasıl daha böyle kozmik olarak pozitif olduğunu düşüneceğiz gibi gibi ya işte bu kişinin bilgileri Rahmani değilse gibi sorarlar. Ben de derim ki ben dahil şöyle bir bakın, eğer o kişide kibir varsa, kendini başkalarından üstün görme durumu varsa, orada bir soru işareti koyun. Orada tamam, o kişi kötü olmayabilir, negatif olmayabilir. Fakat araya bir takım negatif enerjiler ne yapmış olabilir? Karışmış olabilir. Tabii ki sınav dünyası. Hepimiz böyle duygularla sınav olabiliriz. Yanlışlar yapabiliriz, hata yapabiliriz. Ama eğer baktığınız insanda bu sürekli bir hal almışsa, artık bu yanlışından dönmüyor ise, sürekli birilerini eleştiriyor, birilerini yargılıyor, kimseyi beğenmiyor, kibirli bir şekilde davranıyorsa, orada ben şahsen derim ki bir soru işareti koyun derim. Şimdi görevli peki, kulları da soruyor Nurbanu Hanım. Onu da not düşelim. Tamam. Şimdi bu dedik ki dokuzuncu boyutta ruh üflendi, cennet boyutu. Peki bunun farkı ne? Yani burada şimdi melekler sekizinci boyutta, insan alındı dokuzuncu boyutta. Orada üstünlüğü neydi? Şimdi şöyle duyu. Dokuz yeteneği vardı, öyle düşünün. İşte tayyi mekan yapıyordu. Tayyi zaman yapıyordu. İstediği zaman dünyaya geliyor. İstediği zaman başka boyuta gidiyor. İstediği zaman başka aleme gidiyor vesaire vesaire. 9 tane muhteşem yeteneği. Meleklerden bile üst yeteneklere sahip. 9 yeteneği var. O yüzden bu arada şimdi ben daha önce yazılarımda da sormuştum. İnsan, Adem ve Beşer arasındaki fark ne? Adem ilk yaratılan. Adem adı verildi. Tüm boyutlardaki varlıklar ve melez, yani Adem'le melezleşen varlıklar, bunlara da Beşer. O yüzden Adem tüm beşeriyetin eşrefi sayılıyor. Biz şimdi üçüncü boyut dünyadayız dedik ya, ama bizim bulunduğumuz tabaka, biz şu an altıncı tabaka, yani altıncı kök ırktayız. Bizim yaşadığımız evrede bizim adımız insan. Biz üçüncü boyutun altıncı tabakasındayız şu an. Bizim adımız insan. İlk üçüncü boyutun birinci, ikinci tabakasındakinin adı Adem. Geleceğim oraya da.
Sonra o melezlenen, melezlik başlıyor. Melezlik üçüncü tabakadan sonra başlayacak. Bu tabii Allah'ın dilemesiyle oluyor. Melezlenme durumundan sonraki tüm varlıklara da beşer diyoruz. Bu altıncı tabakadaki de insan, biz insan olmuş oluyoruz. Tüm insanlar dolayısıyla melez de olsa, kozmik varlık da olsa Adem soyu. Aynı zamanda Adem soyunun, yani Adem soyunun DNA'sından, mutlaka DNA'sından olmuş oluyor. Dediğim gibi yani şimdi kavramlar çok farklı olduğu için anlatması biraz zor oluyor. Ve 99 esmanın hepsi Adem'de var oluyor. Tamam mı? Şimdi tamam. Dedik ki şeyde, meleklerde ise 8 duyu var. Öyle düşünün. Burada tabii şeyin, şeytan isyan ediyor ve şeytan kovulunca, şeytan 8. boyuttan kovuluyor. Şimdi şeytan 8. boyuttan kovulunca Beyza, hı hı. 8. boyutta ne demiştik? Zaman farklıydı. 8. boyutta zaman farklıydı. Orada ışık hızı değil, ışık hızı değil, ses, ses hızının zamanı var. Hı hı. Ve dolayısıyla farklı yetenekleri var, farklı durumlar var. Şeytan kovulunca bu 8. boyutta sahip olduğu güçlerinden kaybetmiş oluyor. Ve nereye geliyor? 7. boyutun 7. tabakasına geliyor. Hani melekken şeye, melekler ne demiştik? Tekamüle tabi, evet, değil demiştik. Artık tekamüle önce tabi oluyor. Tekamüle artık tabi değil demiştim. Evet, ama artık şeytan 8. boyut melek katından kovulunca tekamüle tabi oluyor. 7. boyut 7. kata geliyor. Şimdi peki insan 9. boyuttaydı. Ne yapıyor da 3. boyuta geliyor? O ne yapıyor? Ne oluyor? Ona sonra, onu başka bir yayında, o çok ince ayrıntılı bir konu. Ama burada sadece şunu söyleyebilirim. Başak'la ilgili bir şey var aslında. Başak'la ilgili bir sır var. Ve biz insanlar neyle doyuyoruz? Başak. Ekmek. Ekmek yani yiyoruz. Bildiğimiz buğday yiyoruz. Başak'la. Buğday, evet. Başak. Tamam. Buğdayla ilgili burada bir sır var. Adem'in cennetten kovulma hadisesinde buğdayla ilgili bir sır var. Bunu bir gün açıklayacağım. Bunu nereden çıkardınız diyenlere de şöyle söyleyeyim. Gökyüzündeki takım yıldızları incelesinler. Virgo, yani Başak takım yıldızı var. Kutsal Bakire olarak da geçer. Hazreti Meryem'le de ilişkilendirilir. Ve Hazreti Meryem'in işte rahminde saf DNA olduğu varsayılır. Orada da takım yıldızlar anlatılırken Virgo'nun, Başak takım yıldızının saf tohum olarak adlandırılır. Virgo. Ama evet, Virgo, Başak. Elinde Başak tanesi tutar. Elinde Başak tanesi tutar. Acaba bir düşünsünler, niye Başak tanesi tutuyor? Cennetten kovulma hadisesinde Başak'la, yani buğdayla da ilgili. Ne hikmetse biz insanlar da burada buğday yemeden doymuyoruz, değil mi? Evet, Virgo. Bunu da not aldık. Evet. Virgo takım yıldızı. Evet. Evet. Başak'la ilgili bir şey var dedik. Şimdi bir dakika, bağlayacağım konuyu. Başak'tan bahsettik. Şimdi geri geliyorum. Şimdi zaman kavramına girmeyeyim. Orası karışabilir. O çünkü çok farklı. Evet. Bir dakika, oraları atlıyorum. Ben normalde oraları anlatacakmışım gibi şey yapmıştım. Şeytanın, evet, boyutu melez varlıklar, kozmik varlıklara mı geçeceğiz? Şöyle şurayı anlatayım, öyle geçeceğim. Tamam. Şimdi birinci kök ırkta, hani biz üçüncü, hı-hı, boyutta Adem yaratıldı ya. Birinci kök ırkta Adem vardı ve tek cinsiyetli olarak. Adem, yani daha doğrusu tek cinsiyetli demeyelim de bir tek Adem. Hatta şöyle, daha doğrusu çift cinsiyetli. Yani iki şey de var. Adem olarak yaşıyor.
varlığını sürdürüyor. İkinci kök ırkta Havva yaratılıyor. Havva da yine işte topraktan ruh üfleniyor. Fakat burada hani Adem'in kaburga kemiğinden deniliyor ya, aslında değil, Adem'in DNA'sından da ona katılıyor. Ama Adem'in DNA'sından da katılıyor. Ve cinsiyet kavramı ortaya çıkıyor. Yani ikiye ayrılıyor artık. İkinci kök ırkta Havva da yaratılıyor. Burada da Adem'le Havva yaşıyorlar. Öyle diyelim. Sonra üçüncü kök ırka geldiğinde bunlar işte bu cennetten kovulma hadisesi oluyor. Üçüncü kök ırka geliyorlar. Bu arada birinci kök ırktayken o esnada Adem bir yandan yaşarken dünyada şey evresi de var. İşte bu dinozorlar falan var ya, hani dinozorlar, dev varlıklar, böyle hayvan gibi. Hani çünkü her boyut geçerken bir alt boyuttaki varlıkla bir üst boyuttaki varlığın karışımı varlıklar o esnada yaşam soruyor. Yani birbirinin iç içe geçiyorlar. Böyle keskin çizgilerle ayrılmıyor. Bu hani eski filmlerde de vardır ya, böyle dev varlıklar vardır. Bunlarda da yine çipleşme olayı yok aslında. İşte dinozorlar vesaire. Bu arada her evrede ne demiştik? Tufan oluyor. Birinci kök ırkta tufan olduğunda Adem o esnada cennette oluyor. Hiçbir zarar görmüyor. Çünkü sahip olduğu güçlerle birlikte o zaman cennete de gidebiliyor. Buraya da gelebiliyor. İkinci kök ırkta tufan oldu. Bu arada ikinci kök ırkta işte Adem, Havva çocukları oluyor vesaire vesaire. İkinci kök ırk orada ikinci kök ırkın sonunda işte bizim Nuh tufanı olarak bildiğimiz tufan oluyor. Orada artık zarar görüyorlar. Oradan üçüncü kök ırkta da işte bu melezleşme, başka işte dördüncü boyut varlıklarla ya da başka boyut varlıklarla melezleşme burada başlıyor. Burada başlıyor üçüncü kök ırkta. Şimdi melezliği açayım. Şöyle dördüncü boyutta... Burada az önce söylediğin, araya girmeyeyim de, az önce söylediğin hani kaburgadan yaratıldı meselesi o ve Havva'nın isminin Kur'an'da geçmediğini biliyoruz. Onu da hatırlatalım. Yazıyorlar diyorumlara. Şey soruları. Evet. Tamam. Hı-hı. Yani oradaki o yaratılışta anlatılan şey aslında DNA olayı. Hı-hı. DNA olayı. Evet, birinci kök ırkta bölünerek çoğalma var. Cinsiyetsiz uzun yaşam süresi. İkinci kök ırkta çift cinsiyetli. İşte devler falan var. 4-6 bin yıl yaşıyorlar. Boyları 5 metre. 7 metre. Şimdi şöyle, bu dördüncü boyutta cinler, periler, orklar, bunlar var. Fakat bunlar da kendi içerisinde 7 tabaka. Bunlar da kendi içerisinde 7 tabaka. Dolayısıyla bu işte cinler, periler, orklar, bunlar zaman zaman dünyada biz insanlara hologram olarak, bak, tamamen burada yaşayamazlar. Tamamen burada bizim boyutumuzda yaşayamıyorlar. O yüzden biz onları göremiyoruz. Onlar bir üst boyutta olduğu için bizi görüyor. Fakat bizim boyutumuza da gelip uzun süre duramazlar. Görünüp gidebilirler. Onda da hologram şeklinde oldukları için istediği görüntüye, şekle, bürüne biliyorlar. Fakat burada tamamen var olamazlar. Onların çünkü boyutu farklı. Dördüncü boyutta onlar var. Beşinci boyutta... İnsanın bedenini kullanabilirler mi? Kullanabilirler. Kullanabilirler. Onların bizden daha fazla şeyi var. Güçleri, yetenekleri var diyelim. Yani insan aslında 9. boyuttayken, yani Adem ilk yaratıldığında en çok yeteneğe sahip olan Ademken
kovulunca ne yapıyor? Tamamen dünyaya mahkum olunca o yetenekler kaybediliyor. Aslında o yeteneklerin hepsi bir anda kaybolmuyor Beyza. Arada i̇şte bir sürü üçüncü, aşamalar büyük var. Büyük yuvarlak olan süreci o zaman anlamayız zaten. Bu güzel, bu açıklama Şöyle, evet yerinde oldu. Şöyle hı-hı. Aslında üçüncü kök ırkta da var bu yeteneklerin bir kısmı. Dördüncü kök ırkta da var. Beşinci kök ırkta da var. Biz altıncı kök ırka geldiğimizde bizim, şu an bizim zamanımızda yani en az yeteneğin ve özelliğimizin olduğu, çünkü beşinci kök ırkın sonunda Atlantis zamanında onlar Markaba'yı oluşturuyorlar. Fakat Markaba'yı Markaba'yla tamamen dünyayı mahvetme durumu söz konusu oluyor ve bir anda bütün manyetik kutuplar değişiyor. Dünya da biliyorsunuz işte Atlantis'te batıyor ve oradan sonra bu yetenekler kötüye kullanıldığı için alınıyor elimizden. O Merkaba'yı bir daha bir açabilir miyiz? Biz Tuna Kamhi ile Merkaba üzerine yayın yapmıştık. Şimdi aynı şeyi mi anlayalım? Nedir bu Merkaba? Markaba yani manyetik alanla alakalı, yaratım gücüne de sahip, sistemi kontrol edebiliyor, çok güçlü, şifa enerjisi de var. Böyle iç içe geçmiş prizma şeklinde düşün, her boyuta yolculuk yapabiliyor gibi. Şimdi böyle sınıflandırayım, daha sonra bir araç. Bir araç. Bugün araç anlamıyla. Evet. Öyle söyleyeyim. Aynı zamanda. Ama bu şöyle, aslında burada bunu yaptıkları vakit yaratılışa da müdahale etme durumu var. Buna müdahale etmeye kalkıştıkları içi ilahi sistem yok ediyor. İlahi sistem izin vermiyor. Ve bir anda o işte o kadim uygarlıklar, kadim bilgiler, hani hep diyoruz ya, çıkıyor ortaya, diyoruz ki aa, insanlık daha ilerideymiş. Biz şimdi hiç bilmiyoruz. O yüzden bir anda bütün bilgiler, her şey üstü örtülüyor ve bizim zamanımıza geldiğimiz zaman biz yeteneklerimizi de unutuyoruz, her şeyi de unutuyoruz. Şimdi aramızda kozmik, yani melez olan, farklı boyutlardan melezlenmiş insanlar var. Tamamen Adem soyu olan insanlar var. İşte tamamen peki burada diyebilir ki arkadaşlar, spiritüel açılımları sadece melez varlıklarında. Hayır, hiç melez olmayıp tamamen Adem soyundan olan kişilerin de spiritüel açıklığı olabiliyor. Bu da frekansla alakalı, işte bu 11'ler, 22'ler, 33'ler. Kişinin titreşimi, frekansı arttıkça Adem soyu olsa bile bir üst boyuttaki varlık gibi ya da melez varlık gibi spiritüel açılım yaşayabilir. Sistemle entegre olabilir. Bilgi alabilir. Burada da frekanslar devreye giriyor. Ama melez olarak güçlere sahip olan insanların tabii spiritüel yetenekleri daha fazla, spiritüel açılımları daha fazla. Bu özellikle de işte Neptün'ün balığa girmesiyle birlikte bütün dünyada ne oldu? Spiritüalizm, mistik konular çok revaçta. İnsanlar bunlara merak saldı, anlamaya çalışıyor. Şimdi de Satürn balıktan geçiyor. İşte bu Satürn balık döneminde ben bu mistik bilgiler, mistisizm ya da spiritüel bilgilerle ilgili bir yapılanma, yanlışla doğrunun ayırt edilmesi, sistemin iyice çözümlenmesi, doğru bilgilerle yanlış bilgilerin ortaya çıkacağı, elim çok yoruldu, bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu 2,5 yıllık süreçte bu spiritüel konuların, bilgilerin artık sistemli bir şekilde oturacağını, düzene gireceğini, yanlışla doğrunun ayırt edileceğini, aynı zamanda spiritüel camiada da tabii ki artık hani elenmeler olabilir, nasıl diyeyim, yani çok farklı durumlar ortaya çıkabilir. Satürn böyle bir testten geçirecek diyelim.
Bunu söyleyebiliriz. Yani işte belki çok inandığımız, güvendiğimiz insanlar işte çok farklı çıkabilir. Ya da şimdiye kadar bu kesinlikle böyle dediğimiz, işte inandığımız bilgilerin tam tersi olduğunu öğrenebiliriz gibi diyelim. Yani şimdi mesela negatife hizmet ettiğini mi öğreniyor evet, olabiliriz? Olabilir. Çünkü şöyle, şimdi dedik ki dördüncü boyuttan bahsediyorduk. İşte cinler, orklar demiştik. İşte beşinci orklar, periler, cüce insanımsı varlıklar. Bunların şimdi biz hani dört element ve ruh molekülü diyoruz ya, bunların ise işte elementleri ateş, hava, nar, dumansız ateş ve ruh. Daha sonra beşinci boyutta psişik yetenekli, kristalimsi, şuurlu varlıklar var. Silisyum yüklü. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Biz hani dedik ki bu devre 6. kök ırk bitip işte 7. kök ırka geçince, ben daha önceki yazılarımda söylemiştim. Biz burada karbon yapısındayız. 7. kök ırktaki insanlar silisyum. Evet, silisyum olacak demiştim. Çünkü o 7. kök ırkta da ne yapacak? 5. boyuta geçiş. Şimdi diyecekler ki niye dördüncü boyutu atlıyoruz? Çünkü dördüncü boyut cinler, orklar, bunlara ait bir boyut ve bunların soyunda şeytanın DNA'sı olduğu için, bize ait olmadığı için hak edenler beşinci boyuta atlayacak gibi düşünebilirsiniz. Beşinci boyutta da şuurlu varlıklar var. Mesela Agartha'dan bahsederiz hep, değil mi? İşte dünyada işte Agartha melezi. Bu arada dünyada da bu Agartha'lı varlıklar aslında yer altında 5. boyut olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve bunların görevleri dünyayı korumak. Özellikle neyden? Nükleer. Çünkü o Atlantis'te Markaba yaratıldığında tamamen dünyayı yok etme durumu söz konusu olduğu için sistem müdahale etmişti. Agartalılar da yine insanlar bilgileri kötüye kullanıp aynı hataya düşmesinler diye, ben bunu yine yazılarımda da söylemiştim, sürekli koruma göreviyle buradalar. Dolayısıyla şimdi insanların arasında dördüncü boyut varlıkların melezleri var. Yani Adem DNA'sı ve işte cin, ifrit, ork, peri karışımı diyelim. Dolayısıyla buradan spiritüel açılımı olanlar o boyuttan bilgi alıyorlar. O boyut varlıklarla. Çünkü onların orada bağı var. Beşinci boyut Agartalılardan. Spiritüel o kadar da genişledi ki bir şey de vebal de almayalım. Yani evet. Kimsenin... Hayır, bak ben şey demiyorum, burada yanlış yani anlaşılmasın. Negatif varlıklardan gibi ben değil. Ben negatif yani. Demiyorum. Ben tamam. Negatif demiyorum. Her boyutun iyisi de var, kötüsü ama, de var. İnsanın da iyisi de var. Bu ancak de. Oradan gelebilir. Şimdi, bu boyuta diyorsun. Hayır, şimdi 5'ten de gelebiliyor. 6'dan da gelebiliyor. 7'den de gelebiliyor. Şimdi bak. 5. boyuttan melez olanlar var. 6. boyuttan melez olanlar var. 7. boyuttan melez olanlar var. Ama 4. boyuttan melez olanların da illa hepsi kötü demek değil. Fakat o boyuta biz neden gitmiyoruz sorusunun cevabını diyorum. O boyut aslında bakın, şeytan sonuçta Allah yaratmış, çok seviyor. Bir yönden de onun görevi bu. Görevini yapıyor. Yani o da tekamülde, bütün varlıklar tekamülde. Burada belki tam anlatamıyorum. Bu demek değildir ki kötü. Bakın bize göre kötü, ona göre de biz kötüyüz gibi düşünün. Yani o yüzden o pozitif negatif ayrımına girmiyorum. O yüzden söyledim, Rahmani kavramını hani arkadaşlar farklı şekilde kullanıyor. Hani bana sorarsanız aslında Rahmani kavramı farklı. Demek istediğim, bu boyuttan melez olanlar bu boyut aracılığıyla bilgi alabilirler. Ve boyut melezliği yükseldikçe bilgi alma da daha fazlalaşıyor. Öyle diyelim. Ama
Şöyle diyeyim, yani sonuçta buradan melez olsalar bile bir spiritüel açılımları olabiliyor, hisleri güçlü olabiliyor vesaire. Bu demek değil ki işte her hissi şeyi güçlü buradan, yanlış anlaşılmasın. Hı-hı. Ki sonuçta biliyorsunuz Müslüman cinler de var. Evet. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Onların yaratılışı bizden farklı. Onların DNA'sında od var, ateş var, nar var, bizde toprak var. O yüzden biz dördüncü boyutu atlayıp beşe gidiyoruz. Biz o boyutta var olamayız. Şeyimiz farklı. Yaratılışımız farklı. Ben burada yanlış anlaşılmasın. İşte o boyuttaki tüm varlıklar kötü. Ya da o boyuttan olan işte şeyler kötü, negatif gibi bir şey söylemiyorum. Sadece spiritüel açılımlarının olabileceğini söylüyorum. Yani ruhsal açılımları. Çünkü frekans farklı çalışıyor. Şimdi beşinci boyut dedik ki Agartha. Biz işte genelde aslında Rahmani kavramını beşinci boyut içinde kullanabiliriz. Orada psişik yetenekli diyelim, psişik yetenekli, şuurlu varlıklar. Genelde bunlar böyle iyi niyetli, sevgi dolu diyelim. O hani işte kıskançlıklı, kinli, nefretli bu duygulardan birazcık arınmış diyelim artık. Şimdi ardından altıncı boyut, işte bu Sirius. Sirius diyoruz ya, işte Sirius'tan geldik, işte Sirius vesaire, biz Sirius'tan geliyoruz. Şimdi bu dedik ki her boyut kendi içinde 7 tabaka. Yani bu 4. boyutta kendi içinde 7 tabaka, 5. boyutta kendi içinde 7 tabaka. Her tabakanın özelliği birbirinden farklı. İyisi de var. Hani kötüsü de var. Kötüsünden kastım da özelliğini, hani daha farklı kullanan var diyelim. 6. hani boyutu insanın hayrına da olan veya olmayan da direkçlerine, evet, değil mi? Evet. Yani bize göre kötü. Evet. Bize göre kötü. Allah'a göre kötü değil. Yani o sonuçta hepsini o yaratmış. Şöyle düşünün. Çocuklarımızı işte yaramaz şu bu diye ayırır mıyız? Aslında hepsini severiz. Öyle değil mi? Evet. Hepsi bizim çocuğumuzdur. Hepsinin iyiliğini isteriz. Onun katında aslında ona göre iyi ya da kötü diye ayır mı? Yani yani mantıken düşündüğüm vakit ben o şekilde düşünüyorum. Ama biz hani bizim bize düşman ya, hani bize düşman. Çünkü kovulunca ne yapıyor? İnsanın yüzünden kovuldum diye insana düşman oluyor. Burada dolayısıyla senin dediğin gibi işte insanlığın hayrına veya hayrına değil şeklinde şey yapabiliriz. Bir ayrım yapabiliriz. Yoksa kötü diye bir adlandırma yapamayız. Şimdi fakat tabii kozmozda bir savaş var. Bunu da yadsıyamıyoruz. Bir savaş var. Bu savaşın tarafları. İşte biz ne yapıyoruz? Kendi tarafımızdakilere iyi diyoruz. Öbür tarafa hizmet edenlere de kötü diyoruz. Onlar da bize kötü diyor. Yani öyle düşünün. İşte biz onlara deccal diyoruz. Onlar bize deccal diyor. Gibi gibi. Bir savaş var. Bu savaş da aslında şöyle, tekamül gereği bir denge var. Denge var. Bu dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Yani öbür türlü tekamül olmazdı. Tekamülün bir şekilde olması lazımdı. Belki de o yüzden şeytana bu rol biçildi. Bu görev oldu gibi de düşünebiliriz. Çünkü şeytan da eninde sonunda tekamül edecek. Bütün varlıklar eninde sonunda Allah'ın yarattığı ruh molekülüne dönmeye çalışıyor. O yüzden hani biz de deriz ya, ondan geldik, ona döneceğiz diye. Bir şekilde bütün varlıklar tekamülü gerçekleşiyor. Şimdi 6. boyutta işte psişik yetenekli, yüksek şuurlu, bizim daha çok işte rahmani varlıklar dediğimiz şifa edici, ruh rehberleri, kainat elçileri, peygamberler 6. boyutta. 6. boyut. Altıncı boyut varlıklar. Berhaz, Araf, hani biz ölüyoruz, Berhaz'a gidiyoruz, ruhlar orada tutuluyor ya, o da 6. boyutta. O da 6. boyutta. Şimdi gelelim. Burada 7. boyut alemini diyorsun değil mi? Evet. Tamam. Evet. 6. boyutun en üst katmanı
olarak düşünebiliriz. Şimdi geliyoruz, geliyoruz 7. boyuta. 7. boyuta geliyoruz. Şimdi bakın 7. boyutun en üst katmanında şeytan var dedik. 7. boyut, 7. boyutta da yine 7 tabaka var. Burada androidler var, lordlar var. İşte aslan kafalı, kurt kafalı, şahin kafalı. 7. boyut mu bu? Evet, 7. boyut bilgi taşıyıcı ve şifa varlıkları. Bunlar şimdi 7. boyutun diğer boyutlardan farkı ne? 7. boyutun farkın 7. boyuttakiler, hani 8. boyutta melekler vardı ya. Evet. Onlar melek melezi. Onlar melek melezi. 7. boyuttakiler melek melezi. Hı hı. Genelde de dolayısıyla görevli oluyorlar. Nedir görevleri? Yani mesela burada 7. boyuttan da melezlenmiş varlıklar var. Genelde bilgi taşıyıcı oluyorlar. Mesela Ra. Ra. Horus. Ra, Horus, Isis, Tot. Bunlar aslında 7. boyutun 6. tabakasından gelen bilgi taşıyıcı, görevli varlıklar. O yüzden onlar bu dünyada yaşadıkları evrede, mesela Tot ne yapar? Kuş kafalı olarak resmedilir. İşte Isis'in kuş kanatları vardır. İşte kurt kafalı olanlar var. Bunlar farklı şekilde resmedilir. Çünkü bunlar melek melezi. Bu hani bahsetmiştik ya, arşı taşıyan, hamileyi arşı taşıyan, evet, dört büyük melek vardı. Biri öküz kafalıydı, biri aslan kafalıydı, biri kuş kafalıydı, biri insan kafalıydı. İşte dolayısıyla bunların sahip olduğu bu görüntüden dolayı bu melezlik devam edince bu 7. boyut varlıklarda da bu görüntüler haiz oluyor insandan farklı olarak. Dolayısıyla bunlar vakti zamanında dünyaya melezlendiğinde de yarı insan görünümünde, yarı hani o çizimler var ya, mitolojik çizimler, işte Isis'in kanatları var, işte Tot'un kuş kafası var gibi. Aslında onlar gerçek. Çünkü onlar 7. boyutta zaten melek melezi. Sonra buraya dünyaya geliyor. Aynı zamanda Adem DNA'sıyla da melezleniyor. Karışıyor. Görüntü o şekilde çıkıyor. Şimdi bunlar arasında Ra'nın farkı ise şu. Ra bilgi taşı. Ra dünyaya melezlenmiyor Beyza. Hmm. Şimdi burada bu Ra'nın insanların yanılmasının, yanlış adlandırılmasının sebebi aslında Ra tanrı falan değil. Ra yaratıcı vesaire değil. Ra yaratıcıdan aldığı bilgiyi insanlara getiriyor. Görevli. Görevli bir varlık. Fakat dünyada melezlenmediği için, hani dedik ya, hologram olarak gözüküp dönebilir. Yanar yoksa burada. Yani frekansı farklı o boyuttaki varlıkların. Burada eğer bedenlenirse burada yaşamak zorunda. O zaman atıyorum ne, 70 yıl, 80 yıl. Orada Ra, şu an Ra kendi boyutunda yaşıyor. Ve ahir zamanda tekrar dünyaya gelecek görevli olarak. Ra kendi boyutunda yaşıyor. Çünkü onlardaki zaman kavramı ve yaşam süresi farklı. Bizde farklı. Ra sadece hologram olarak gözüküp gittiği için daha sonra işte tanrı, yaratıcı gibi sınıflandırmalar yapıyor. Ya da tabii bu bilgiler çarpıtılıyor. Ra bilgi taşıyıcı, 7. boyut melek melezi olan bir varlık. Şimdi her tanrı tadacak, onlar kendi boyutunda. Onlar da tadacak. Dedik ya, melekler de tatacak. Sadece zaman ve süre kavramı farklı. Hani şeyi demek istiyorum. Melekler kıyametleri. Yani düşünsene, biz burada kaç tane kök ırk geçmiş, dünyada kaç tane kök ırk geçmiş, 6. kök ırka gelmişiz ama o kendi boyutunda yaşıyor. Yani buradaki boyut ve zaman kavramının farklılığını anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla o bizi hala görüyor, hala izleyebiliyor gibi düşünürüz. Görevi tekrar, görev gereği tekrar gelecek. Görev gereği tekrar görecek. Bakın, bunlar görevli dedik. Melek melezi olabilir ama 7. boyuttakiler de tekamüle tabi. Onlar da tekamülde.
Onlar da onlara verilen emirleri, görevleri yapıp yapmamakta, doğru kullanıp kullanmamakta, onlar da bunların sorumluluğunu taşıyorlar. Tabii şimdi bayağı bir kafalar yandı. Ama bilgi bilgi diyorlardı. Ne yapayım yani? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şimdi Yanılmak için anladınız mı onlara. niye anlatmasının zor olduğunu? Şimdi en böyle özet, en şablon haliyle ancak bu kadar anlatabiliyorum. İnşallah daha detaylı derinlemesine ileride Allah nasip ederse burada da bu gece dilemiş olayım. Kitaplarımda anlatacağım ya da ileride daha sıkça konuşacağız. Şimdi Tot, Horus, Isis dedik ki bunlar da aslında buradan görevli olarak gelen melek melezi varlıklar. Peki şu an bulunduğumuz 6. kök ırkta da yine 4. boyuttan melezler var, 5. boyuttan melezler var, 6. boyuttan melezler var, 7. boyuttan da melezler var. Mesela Draco. Draco şeytan soyudur mesela. Draco takım yıldızı, Drakolar, ejderhalar. Onlar da 7. boyutta. Ezoterizmde ejderha sembolizması Evet. vardır, ejderhalar. Onlar da işte 7. boyut varlıklar. Şimdi dolayısıyla onlar da çok büyük bilgiye sahip. Şimdi bu 7. boyuttaki varlıkların bir kısmı özellikle Ra'nın soyu bilgi taşıyıcı. O yüzden o Mısır'da vesaire hep kuş figürleri Evet. vardır. Kuş kafalıdır. Mayalarda Onlar da çok önemli biliyorsun. evet, onlar bilgi taşıyıcı. Onlar bilgi taşımakla görevli. İşte mesela aslan kafalı Bastet vardır. Onlar savaş mesela savaşla ilgili işte güzellikle sevmeyle ilgili olanı var. Şimdi burada biraz yoruldum. İşte şifayla ilgili olan var. Şimdi dolayısıyla bakın her boyutun bir üst boyuttan ruhsal rehberi oluyor Beyza. Yedinci boyuttakilerin ruh rehberleri melekler. Baş yönetici kim? Metatron. Metatron'dan emir alıyorlar. Baş yönetici Metatron. Onlar da eğer emirlere uymazlarsa Metatron'dan ceza alırlar. Onların ruh rehberleri melekler. Şimdi burada da mesela yedinci boyut meleziysen senin ruh rehberin yedinci boyuttan. İşte altıncı boyut meleziysen altıncı boyuttan. Beşinci boyut meleziysen beşinci boyuttan. Dördüncü boyut meleziysen dördüncü boyuttan. Peki hiçbir boyuttan melez değilsen. Dedik ki yine de sen frekansına göre, titreşimine göre yine açılımın olabilir. Yine aslında ruhsal rehberler var. O ruhsal rehberler yine yardım edebilir, bilgi gelebilir. Şimdi boyutlar daha önce üçüncü kök ırktayken açıkmış. Aslında tüm varlıklar buraya gelip gidebiliyormuş. Hani dedik ya şimdi var olamazlar ama bir şekilde gelip gidebiliyorlarmış. Fakat biliyorsunuz Zülkarneyn boyut kapılarını kapatıyor. Onun üstüne gelemiyorlar. Ama şu an artık boyut kapıları tekrar açılmaya başlandı. Ama bu boyut kapıları da şey kısım kısım düşünün. Yani işte küçükleri açıldı diyelim. Hani bazen diyoruz ya boyut kapıları açılıyor, birileri boyut kapılarını açmaya çalışıyor gibi 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 gibi. Bunlardan bazıları tehlikeli. Tehlikeli varlıkları getirebilir buraya. Mesela Yani insanın halini Sörn'le de ilgili bozmaya. o iddiayı konuştuk ya. Efendim? Sörn'le de ilgili konuşuluyor Evet. ya o zaman zaman. Evet, boyut kapısını açmaya çalışıyorlar. Yani bu boyut kapıları da farklı farklı. İşte kimi 5'e açılıyor, kimi 6'ya açılıyor, kimi 7'ye açılıyor gibi gibi. Bir kısmı açılmış durumda aslında. Ve şu anda aslında sistem de açılsın. Yani ezoterik işaretlere baktığımız zaman sistemde bazı insanlığın hayrına olacak kapılar var. Onların açılmasını istiyor. Ve Anadolu, Türkiye'de de bu boyut kapılarının ana merkezi durumunda. Şimdi işte deprem hadiseleri de
bu boyut kapılarıyla alakalı ana merkez Anadolu'da olduğu için, Türkiye'de olduğu için ne yazık ki biz bu deprem faciasıyla sarsıldık. Ne yazık ki ilerleyen zamanlarda, bakın yakın zamanda demiyorum, hani ülkemizde yine büyük depremler yaşayabiliriz. Evet, muazzam bir enerjinin üstünde yaşıyoruz. Muazzam bir güce sahibimiz. Ama bu gücün de bu şekilde ne yazık ki bedelini ödüyoruz gibi düşünebiliriz. Bu depremlerin de işte bu boyut kapılarıyla şeyi var, bağlantısı var. Özet olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Anadolu'nun neresi, neresi? O bereketli ilal mi? Yani hangi kısmı? Yoksa bütün Anadolu'yu mu kastediyorsun? Yani şöyle, şimdi şöyle, boyut kapılarının haricinde bir de Atlantis var. Atlantis var. Bir de bir piramit var. Ben 2023'ün başındaki yayınımda da söylemiştim. Bu piramit ortaya çıkacak. 8 köşeli, çok büyük. Bunun ayakları işte Fas, İtalya, işte o sahil kesimi düşünün, Fransa'nın, yani Akdeniz'e bakan, işte Hatay, Kudüs, bu Akdeniz, hı hı. Ve ana tepe, kubbe Efes, Manisa, o bölgede. Tepe o bölgede, Atlantis'in ana merkezi Manisa, Efes, Artemis, o bölgede. Ayakları da, köşeleri de bu işte Akdeniz'deki diğer ülkenin şey, ana köşelerden biri de Hatay. O bölgedeydi. Şimdi ben bunu 2023 yılının başındaki yayınımda da söylemiştim. Demiştim ki 2023 yılında, hatta 2022'de de söyledim aslında, ama bazı söylediklerim fark edilmiyor tabii. Sonra yani bir vakti gelip hani dediklerinle örtüşen şeyler olunca yeniden, evet, hafıza tazeleniyordur. Evet. Kayıp bir uygarlık ortaya çıkacak dedim. Ben aslında ta 2018, 2019, 2020, 21, 22'de dedim ki 2023'te Türkiye'de bir sır ortaya çıkacak. Bu çıkacak sırla birlikte inançlarla ilgili yanlışlar, doğrular ayırt edilecek. Bir takım sırlar ortaya çıkacak ve bir kayıp uygarlık ortaya çıkacak demiştim. Tabii ne yazık ki, evet, 2000, ben bunu aslında ta 2018'den beri söylemiştim. Ve özellikle 2023 yılında demiştim ki Türkiye'nin yer altından maddi manevi zenginlikler çıkacak. Hatta Urfa'ya yaptığım gezide de demiştim ki bu bölgeden öyle bir şey ortaya çıkacak ki insanlığın tarihi değişecek diye söylemiştim. Tabii ki üzücü bir şekilde bunun ortaya çıkma şekli deprem hadisesiyle oldu. Şimdi daha çıkmadı. Ben Eylül ayı gibi bunun netleşeceğini, belirtilerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bir de hatta demişim ki maddi manevi, maddi olarak da demişim ki Türkiye'nin altın rezervi çok fazla. Aslında bu kullanılmıyor. Yine petrol rezervi çok fazla. Bu kullanılmıyor. Bunlar ortaya çıkacak 2023 yılında ve şimdi işte Atatürk'ün vasiyetinin açıklanmasıyla birlikte bunlar da ortaya çıkacak. Bizim aslında ülkemiz muazzam bir altın ve petrol gücüne sahip. Tabii biz bunları kullanmamışız, kullanamamışız. Niye kullanmamışız? Bunları da konuşuruz. Ben bu yıl bunların ortaya çıkacağını, ama hani tam ne zaman kullanmaya geçilir, işte bu ülkenin insanı bundan ne zaman faydalanır dersen 2025 yılını bulur. O yüzden hani hep diyorduk ki işte Türkiye farklı bir konuma gelecek, çok güçlenecek, öyle olacak, böyle olacak. İşte insanlar diyordu ki ütopya, kafayı mı yediniz, işte battık gittik vesaire. Hayır, biz evet bir takım bedeller ödeyeceğiz, bir takım zorluklarımız var. Fakat uyanış buradan olacak. Ve burada bu topraklarda çok fazla melez varlık var. Şu an dünyada en çok melez varlık Anadolu'da, Türkiye'de diyebilirim. Çünkü uyanış buradan
başlayacak. O yüzden de şu an Türkiye'de bu spiritüel konulara çok fazla ilgi, alaka var. Herkes açılım yapmak istiyor. Tabii işte bunun da bir bedeli var. Bu görevinde diyelim. Türk halkının hep söylüyoruz bir misyonu var. Bunu bu ahir zamanda gerçekleştirecek. Bunun ama gerçekleştirebilmesi için işte bu kapıların açılması gerekiyor. Bu enerjilerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu altın petrol durumu da 2025 itibariyle ben ülke halkı için artık kullanılır olur hale geleceğini düşünüyorum. Bunu söyledik. Başka aslında çok şey var da anlatması yani. Aynı bölgede mi sarsıntı olacak, Allah muhafaza? Aynı bölgede mi yine? Yok, şöyle, ben depremden sonra bir hiç istemeyerek fakat herkes merak ettiği için bir yayın yapmıştım. Orada da anlatmıştım. Hatta bir YouTube kanalıma da koydum. İstiyorlarsa ona da dinleyip bakabilirler. Burada da tekrar söyleyeyim orada anlattıklarımı. Şimdi demiştim ki bu hat şeye kadar inecek, Kudüs'e, Mısır'a kadar inecek. Yani bu depremden dolayı ileride Kudüs'te de olacak. Mısır, o Şarm el Şeyh, o bölgeye kadar inecek. İşte Tebe inecek vesaire. Bir hattı buraya inecek ve bu hatta orada ikinci bir Hatay'da deprem olacak diye söylemiştim ki oldu akabinde. Sonra işte Mersin, o bölgede sel, su baskınlarının olabileceğini söylemiştik. Oldu. Ve ikinci olarak özellikle Adana, Antalya ve Kıbrıs hattının, yani Akdeniz, işte özellikle söylediler İstanbul ve Ege mi, İstanbul Ege mi? Şimdi şu an yani en yakın zamanda tehlikeli olarak gördüğüm bölge Adana, Antalya, Mersin, Kıbrıs, o hat. Bakın ben illa burada çok büyük yıkıcı deprem olacak demiyorum. Zaten öyle bu bölgeler büyük... ki zaten şey yani zemin çok sağlam zaten, değil. Zaten jeolojik olarak da arkadaşlar da diyecek ki astrolog olmamıza gerek yok. Oradan yani o tetiklenme orayı şu an en çok etkileyecek. Zaten şöyle bakın, bu tetiklenme ile birlikte o yayında da söylemiştim. Tüm dünyanın şeyi, çekirdeği oynadı, öyle diyelim. Yani her yerde, ki biliyorsunuz Antarktika'da bile hissedildiği söylendi, evet. Yani o Hatay depreminin. Çünkü ana ley hattı merkeziydi. Mesela o depremle birlikte hatta dedim ki ben 2025'e kadar Akdeniz bölgesine kıyısı olan tüm ülkelerde depremler ve volkan patlamaları olacak dedim. İşte İtalya'da volkan patlaması oldu. Yine bu bölgelerde de olacak. Yani Yunanistan'ıydı, İtalya'sıydı, yani Fas'ıydı, Mısır'ıydı. Bakın o Akdeniz'e kıyısı olan bölge şu an tehlike altında. Ama ve tüm Türkiye'de de depremler olacak. Ama bu depremlerin şiddeti önemli Beyza. Yani ki zaten coğrafik ve matematiksel ve jeolojik olarak artık bu depremden sonra birçok yerde işte 4, 5, 6 şiddetinde depremler oluyor. Bunlar oluyor, olacak. Evet. Evet. Uygulama kullananlar özellikle takip ediyor. Burada önemli olan şimdi deprem tehlikesinden kastımız bizde 6.5'u geçtiği vakit yıkıcı oluyor. Belki. Bizim ülkemizde 6.5'u geçtiği vakit yıkıcı hale geliyor. Hani yıkıcı güçte. Yani yarın öbür gün yıkıcı güçte, ama ben tamamen yıkar bir Hatay depremi gibi değil. Yani tehlike arz eden neresi derseniz bu bölge. Bir de o fay hattının yukarı çıkan o Bingöl, Van, Erzincan, o üste çıkan bir kırık var. Orası. Fakat ben yine de yakın zamanda ülkemizde yıkıcı bir deprem beklemiyorum. İran ve Ermenistan'ı daha tehlikeli buluyorum kartografya haritalarında incelediğimde. İran ve Ermenistan'ın daha tehlike arz ettiğini.
belki Ermenistan'da olabilecek büyük bir yıkıcı bir depremle oradaki o sınır işte Ağrı vesaire oralar etkilenebilir. Yine İran'da olabilecek büyük bir depremle İran'a sınırı olan yerler etkilenebilir. Ben biraz önce Türkiye'de saydığım bölgelerde evet depremler olabilir. Hani en tehlikeli olarak şu an yakın zamanda gördüğüm. Fakat bu demiyorum ki yıkıcı olacak. Sonra da 2025'e kadar ya da ezoterik bilgiler ışığında şimdi Mısır, Hatay, Tarsus, Konya, Efes, Artemis, Troya ve İstanbul arasında bir şey var. Bir üçgen ya da uçurtma açı kalıbı gibi bir nasıl diyeyim bağlantı var. bağlantı var. Dolayısıyla mesela Konya'da da depremler olmayacak dedim. Orada obruklar oluşacak. Ki oluştu. Oluşuyor. Zaten oluşuyor. Tamam. İşte bunun kanıtı da bu Konya, Ankara orta noktada. Fakat orada fay hattı olmadığı için orada enerji çıkışı obruklar yoluyla oluyor. Şimdi biz geçen Şirince'deydik. Meryem Ana'daydık. Çok güzel geçti. İnşallah Eylül ayında tekrar gideceğiz. Farklı sürprizlerimiz de olacak. Burası spiritüel açıdan çok özel bir bölge. 7 kilise var bu bölgede. Pleiades takım yıldızı, Süreyya takım yıldızı, Ülkerler. Burası çok özel bir bölge. Spiritüel anlamda, enerji anlamda. Yine Atlantis de bu bölgede dedik. Zaten kadim zamanlarda her gelen uygarlık bu bilgilere sahip olduğu için o aynı alanlara mesela işte paganların yaptığı tapınakların üstüne onlar şey yapılmış. Sonra kilise, sonra biz cami baktığında hep aynı yerler kullanılmış. Çünkü oralar enerji merkezleri. Şimdi ben hatta arkadaşlara dedim ki buralara bir şey olmadan gidip görelim. Ne yazık ki ileride zaman vermiyorum. Yakın zamanda değil. Ben yakın zamanda öngörmüyorum. Yani biz o gün gittiğimizde o gece de oldu orada 4.30. Yani 4.30'lar, 5'ler, 6'lar bunlar sürekli olabilir. Büyük yıkıcı bir depremden bahsediyorum. Yani ezoterik olarak o matematiğe baktığımız vakit en son o işte Efes, Artemis, Manisa, Rodos, Girit o bölgede çok yani bütün o enerji hani kapılar dedik ya fakat ben oradaki büyük yıkıcı depremin yani şöyle Kudüs'te Kudüs İstanbul İstanbul ve Kudüs ardından Ege yani bilmiyorum ben yanlış çözümlemiş olabilirim oradaki ezoterik işaretleri formülleri o bağlantıları çözümlediğim vakit hani sıra olarak ben en son Ege olarak görüyorum ama ne yazık ki burada böyle bir büyük deprem riski var. Bu demek değil ki işte herkes ölecek, gidecek vesaire ama böyle bir tehlike söz konusu ve buradan işte o piramidin ucu çıkmış olacak, sırlar ortaya çıkmış olacak. Ama bakın ben bunu bu yakın zamanda ya da 2023'te beklemiyorum. Daha önceki yayınımda da ilk 2023'ün başında söylemiştim. İstanbul'da hocam deprem olacak mı diye. 2023 yılı içerisinde İstanbul büyük depremini beklemiyorum. 2025'i tehlikeli buluyorum demiştim. Fakat daha sonra şöyle bir durum oldu. Fakat bu bilgi, şu an söyleyeceğim bilgi astrolojik bir bilgi değil. Bu ruhsal bir bilgi, hani mana aleminden gelen bir bilgi. Evet, Hatay depreminden sonra bir saldırı oldu. Yani İstanbul'da da deprem tetiklenme olma durumu haiz oldu mana aleminde. Fakat işte bizim ülkemizin dedik ilahi sistem koruyucuları var. Bunun bir şekilde ben tekrar engellendiğini düşünüyorum. Yani bu mana aleminde gelen bir bilgi, astrolojik öngörü değil.
O zaman da çünkü şöyle, ben zaten astrolojik olarak 2023'te beklemiyorum diye demiştim. Astrolojik olarak 2023'te beklemiyorum demiştim. Daha sonra bir takım farklı boyutlardan müdahalelerle bu Ekim-Kasım ayındaki o sert gökyüzü etkisi kullanılarak bir deprem oluşturma enerjisi ve ben hani kozmozda bir tür bir savaş verildi ve bunun engellendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yanılabilirim. Halen 2023'te İstanbul ya da İzmir'de, yani bak orta olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir ama o beklediğimiz hani korkutucu büyük İstanbul depreminin tekrar mana aleminde durdurulduğunu, ama bakın hiç olmayacak demiyorum, öteleniyor. Yani bu tehlike bizim için her zaman var. O yüzden hem millet olarak hem siyasiler olarak buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ama sanki hepimiz oturmuş bekliyor gibiyiz değil mi? Öyle de bir durum var. Çünkü ne zaman olacak? Hep aklımızdaki soru bu. Evet. Hep aklımızdaki bir soru bu. Ama astrologlar dese ki şu vakit tamamen inanacak mı herkes? Sonuçta olasılık diyoruz. Ya da şöyle, mana aleminden de biz bize bildirilen kadarını bilebiliriz. Yani bize bildirilmezse, istersen çok yani böyle binlerce spiritüel açıklığı olan insan olsun, bilemeyebiliriz. Yani yaşanması gerekiyorsa hepimiz bunu yaşarız. Bunun sınavını, imtihanı verebiliriz. Şimdi mesela biz astrologlar da haritalara baktığımızda evet oradaki işte matematiksel göstergelere göre yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Ama o esnada biz de ne yapıyoruz? Tamam, bir matematiksel teknik bilgiye sahibiz. Ama bu teknik bilgiyle birlikte o yorumu yapan astrolog ne yapıyor? Ruh gücünü katıyor, zihin gücünü katıyor. Doğru mu? Dolayısıyla yorumlama farkı oluşuyor. Ne yapabiliriz? Biliriz. Ondan sonra acaba hani bunu da söyleyelim. Aslında başka bir şey söyleyecektim burada, evet, ama karşındayım. Ben de bekliyorum. Hani konuyu köpürtmeyeyim dedim. Çünkü başka bir yere getireceğini anlıyorum. Evet, ama biraz şu telefonu elimde tutuyorum ya. Elimde tutuyorum ya, yoruldum. O piramidin aktifleşmesi aynı zamanda bu diğer varlıkların yani evet, boyut ötesine hapsedilen varlıkların özgür kalması anlamına da geliyor mu? Daha doğrusu o evet, boyut kapısının açılmasını da tetikleyecek bir şey mi o? Orta evet, içsel piramidin evet, aktifleşmesi. Evet, evet, geliyor. Ama bize yardım eden varlıklar da gelebilir. İlla hani tamamen kötü olarak da düşünmeyelim. Ama yardım ediyor olsa niye o zaman o hapsedilmiş olsun? Yok. Biz yecüçle mecüçle bahsetmiyoruz şimdi. Ha yok, ama şimdi sen varlık deyince benim aklıma onlar gelmedi. Hepsi geliyor da o yüzden. Ben Zülferneğine göre verilip o hapsedilen, diğer boyut hapsedilen varlıkları direkt sordum. Evet, onun vakti zamanı geldiğinde fakat ben onu ama böyle hani vortexler açılmış gibi bir şey anlıyorum evet, ben. Evet, şöyle o şimdi şöyle evet, boyut kapıları zorlanıyor da o Zülkarneyn'in hapsettiği işte bizim korktuğumuz şu an olduğunu düşünmüyorum ben. Yani daha var ona. Ona daha var. O evreye daha var. Şu an o evrede değiliz. Yani bu boyut kapılarını da kısım kısım düşün. Katman katman. Zülkarneyn'in o kapattığı kapı sence neredeydi? Bugünün dünya, bu yeryüzünde, bu yer küre üzerinde sence nerede? Onunla ilgili sonra konuşsak. Tamam. Çünkü ona girersem çok farklı yerlere gireceğiz. Tamam, konuşalım. Ama şey demiştim. Selam olsun. Zülkarneyn'in geni taşıyan bir takım öngörüler. Zülkarneyn'in geni taşıyan bir kişinin 2023 yılı içerisinde ortaya çıkacağını öngörmüştüm ve beyaz piramitlerdeki bir takım sırların ortaya çıkacağını öngörmüştüm. Bunun arkasındayım. Ama onunla ilgili dolayısıyla Zülkarneyn geni taşıyan kişi de Türk asıllı olacağını düşünüyorum. Yani Türk DNA'sına. Bu
tamamen Türkiye doğumlu olmayabilir. Şey Orta Asya doğumlu, özellikle Uygur bölgesinden gelmiş biri de olabilir. Bilemiyorum. Yani Türk DNA'sına sahip. Bir iddia var ya, o yüzden Uygur Türklerini bu kadar kapatıp zulmediyorlar. Evet. Oradaki piramitle de alakalı. Evet, evet. Oradaki sırların vesaire ortaya çıkmasını istemiyorum. Hani bir nevi şeymiş ya, Firavun işte Hazreti Musa zamanı nedir? Ona yapılan kehanetten dolayı her doğan erkek çocuğu öldürüyor ya. Hani bir nevi Çinliler de ya da o kehanetten dolayı belki de işte o Uygur Türklerini öldürüyor, yok etmeye çalışıyor gibi düşünebiliriz. Onlar çünkü bir takım bilgilere sahipler. Tabii ben şimdi bütün boyutları anlatamadım. Oradaki piramit, oradaki piramiti unutmayalım. Evet. Tamam. Şimdi şöyle, gördüğünüz üzere konular çok. Anlatması zor. Tamam. Başka yayınlarda devam ederiz. Bu üçüncü boyutun katları, kök ırklar, zaman kavramı. Dediğimiz gibi burada bir şablon olmuş olsun. Bir de yani bugün gerçekten çok enteresan. Şu an elimle tutuyorum. Yok internet gidiyor. Yok ter içinde kaldım vesaire. Böyle enteresan bir zorluk çıkarılmış durumda bana. Bilmiyorum, anlatmam mı istenmiyor? Yanlış mı yapıyorum anlatmaya çalışmakla? Yarın inşallah hasta falan olmam dermişim. Bir de yola gideceğim, hazırlık biz yapmam. Biz iyi enerjiler gönderelim. Evet, bana iyi enerjiler yollayın, dua edin. Lütfen. Türkiye gündemine geçeceğiz. Madde alemine geçeceğiz ya. bir geçiş. Barış Manço'nun mesajı 2023 artı Atatürk'ün hangi boyuttan Atatürk olup olmadığı. Agarta bu yoğunlaşan iki soru oradan araya girmeyeyim. Ben Atatürk, sen devam edeyim. Agarta melezi. Atatürk Agarta melezi. Atatürk Agarta melezi. Ben Atatürk'ün DNA'sına sahip bir kişiliğin de yine ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü melez varlıklar ya da kozmik varlıklar farklı evrelerde aynı DNA frekans bilgisine sahip olarak şey yapabiliyorlar. Gelebiliyorlar. Atatürk'ün Agarta melezi mi diyorsun? Evet, ben Atatürk'ün Agarta melezi olduğunu düşünüyorum. Hangi boyuttan? Şöyle, 5. boyutun 7. tabakası sonu. Yani o son tabakalar hep 5 ile 6 karışımı. Yani Sirius'tan da şey alıyor. 5. boyutun sonu, 6. boyutun başı gibi düşünebiliriz. Hani bana mana aleminde gelen bilgi o şekilde Atatürk'ün görevli kozmik varlık olduğu şeklinde. Bu Atatürk'ün yani aynı frekans, aynı kozmik bilgiye sahip aslında daha önce de gelmiş kişiler var. Onlarla ilgili de başka zaman konuşuruz. Onlar da aslında dünyaca çok bildiğimiz isimler. Bu toprakta, şimdi dediğim, bu coğrafyaya mı? Dünyanın başka bir... Bu coğrafya. Tamam, özel ruhlar diye bir yayın yaparız o zaman. Özel görevli ruhlar. Gelmiş geçmiş, gelecek. De orada tabii şimdi farklı kavramlar devreye giriyor. Onları konuştuğumuz vakit farklı durumlar, hani bu sefer inançlarla inançla ilgili hassasiyetleri, evet, onu önceden konuşup evet belirleriz hatları. Hani karışıklık, çünkü şöyle oluyor. Şimdi diyelim ki biz anlatıyoruz ama kişi o bilinç düzeyinde değilse, tam algılayamıyorsa, bu sefer yanlış algılayabilir. Hem bizi yanlış anlayabilir, hem kafası karışabilir. Hani ters yönde de bir etki. Hani iyi bir şey yapalım derken hazır olmayan kişiler için ters yönde de bir etki yapabiliriz. O yüzden hassas konular olduğu için biraz o kısımları şey yapıyorum, geçiyorum.
Çünkü orada çok farklı şey, ama ben bu 2,5 yıl içerisinde mutlaka konuşacağımızı düşünüyorum. Bu arada Yani büyük ihtimalle düğünün şöyle. Türkiye siyasetine geçmeden önce mana alemiyle ya da bu boyutlarla ilgili şunu söyleyeyim. İşte bu boyut kapıları yavaş yavaş açılmaya başladığı için insanlardaki bu spiritüel açılımlar arttı. Son yıllarda. Bu spiritüel açılımlar, işte bilgi almalar vesaire. Fakat burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu insanların bir kısmında his olarak olabilir. Bir kısmında duru görü olarak olabilir. Yani görüntü şeklinde olabilir, his olabilir, bilgi şeklinde olabilir, ses olarak olabilir, işaretler şeklinde olabilir, farklı farklı şekillerde olabilir. Hatta normalde bu tip insanlara eskiden ne denilirmiş? Şizofren, akıl hastası gibi, işte bunlardan nasıl ayırt edeceğiz bu durumları gibi şeyler ortaya çıkabilir. Şimdi Halbuki bu kadar donatıyı, bu kadar donanımı yönetmekte zorlanıyorlar, değil mi? evet, şimdi burada şuna dikkat etsin arkadaşlar, açılımı olan arkadaşlar için. Yani her böyle işte o an akıllarına gelen ya da duru görü olarak gördükleri ya da gibi gibi, ya tamam kesin doğru gibi, yani ben de yanılabilirim, öteki de yanılabilir, öteki de yanılabilir. Bunları biraz ayrıştırmak süreç alıyor, tecrübe alıyor, bunları analiz etmek, birleştirmek, yani nasıl diyeyim? Bazen bazı arkadaşlara bilgi direkt geliyor. Mesela birçok arkadaş diyor ki rüyamda gördüm ya da şey, işte deprem olacak. İşte şöyle mesela kötü şeyleri görüyorlar. Ama genelde duru görü olarak gelen bilgilerde benim gördüğüm birçok kişide mesela zaman kavramı gelmiyor. Yani zamanını göremiyorlar. Genelini söylüyorum. Ama diyor ki işte hocam deprem olacak, hissettim şöyle ya da gördüm şöyle böyle gibi. Yani burada da dolayısıyla bu duru görü olayında ya da bilgi olayında vesaire yanılabiliriz. Hepimiz yanılabiliriz. Yanlış yorumlamış olabiliriz. Her Ha, zaman böyle bir durumda. gelen bilgiyi yanlış yorumlama olabilir. Tamam. Çünkü bilgi genelde direkt gelmiyor Beyza. Bilgi öyle kolay kolay direkt gelmiyor. İşaretler, yani kişinin de onu doğru yorumlaması lazım. Dolayısıyla da mesela diyelim ki astroloji bilgisine sahip olmak, mesela kendi açımdan söyleyeyim, ya da ben zaten işte matematik, fizik, geometri, kimya, kendim bu ilimleri okuduğum için, öğretmenliğini de yaptığım için mesela bunlara hakimdim. Belki hani dolayısıyla bir şeyleri böyle o sınıflandırmak, anlamak açısından daha fayda sağlamış oldu diyebilirim. Bunu neden söyledim? Dediğim gibi son zamanlarda çünkü özellikle duru görüsü çok fazla insanın arttı. Fakat bu demek değildir ki size gelen her bilgi doğru. Çünkü ne anlattık? Bir sürü boyutlar var. İnsanların hayrına olan da var, zararına da olan var. Aralara parazitler karışabilir. Karışabilir. O Garip yüzden bir, yani herkes, yani çok kişi mesela duru görüsünün açıldığını, açık işte olduğunu bu söylediği için duru görülerinin tamam açılmasının birbirine sebebi karışıyor. boyut kapıları açıldığı için, frekanslar değiştiği için. Fakat yani arkadaşlar hani bu bilgiler geliyor diye işte yanlış analiz edebiliriz. Bunu konuda da dikkatli olmamız lazım. O yüzden mesela diyelim ki ben bak bu yayında ilk defa bahsediyorum. Ben normalde bu tip şeylerden bahsetmem. Hep ne yaparım? Hatta ben kendim de o gücümü, o yeteneğimi çok kullanmıyorum. Kullanamıyorum. Hatta bazı işte açıklığı olan arkadaşlar diyor ki sen niye kapatmışsın kendini diyorlar. Niye kapatıyorsun? Niye tutuyorsun? Niye kullanmıyorsun diyorlar. Çünkü şimdi belki astrolojik, matematiksel teknikleri daha çok kullanıyor. Çünkü orada bir matematik var. Orada bir matematik var ama öbür tarafta tabii ki yanılırsam diye onun sorumluluğu çok ağır.
O yüzden de benim söylediklerim %100 doğru diye bir şey söylemiyorum. Ben sadece sahip olduğum astrolojik bilgiler ışığında ve işte ruhsal gücüm, zihinsel gücüm diyelim, bütün bunları işte birleştirerek Allah'ın nasip ettiği ölçüde ve yine Allah nasip etmese, yani ilmi Allah nasip edecek, ilmi Allah nasip etmezse yine biz yani bir şey yapamayız, nasip ettiği ölçüde anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şimdi biz gelelim dünyamıza. Hadi. Ne olursa olalım, isterse yukarıda melek olalım, istersek melek melezi olalım, ne olursak olalım. Şimdi bu dünyaya geldiysek buranın yasalarına uymak zorundayız. İşte buraya uyumlanamıyor olabiliriz vesaire gibi her şey olabilir.